Bir Milim Mimarlığı'nın sunduğu Bağımsız Oda başlıyor. Herkese merhaba, Afyon Postası'ndasınız. Afyon Karahisar'ın ilk ve tek dijital gazetesindesiniz. Farklı konu ve konuklarla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz İYİ Parti Afyon Karahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'la birlikteyiz. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi en son seçim döneminde ağırlamıştık. O zaman adaydınız. Şimdi vekil olarak ağırlıyoruz. Nasılsınız? Bundan başlayalım. Teşekkür ederim. İyiyiz. Uğraşırız, çalışırız. Ne güzel. Afyon Postası'na da bu vesileyle teşekkür ederiz. Afyon Kayısı halkıyla tekrar bizi buluşturduğu için. Nasıl gidiyor diyeceğim ama biraz ekonomi noktasında halkın gündemi ekonomi. Zamlar geliyor peş peşe. Mecliste bunun tartışmaları oluyor. Ankara'dan baktığınızda nasıl ortam? Bana şunu söyleyebilirim. Normalde bir yeni genel seçim atlattık. Seçim sattı mahalline. Biz bunu hep konuşuyorduk, hep konuştuk. Fakat işte artık sebebini her ne derseniz deyin, seçimlerde hiç ekonomi konuşulmadı. Tamamen işte ülkenin gündeminde olmayan konularda fikir beyan edildi. Vatandaşımız da tabii ki önüne koyan konulan seçeneklerde buna göre bir tercih yaptı. Ama seçim bitti. Ertesi gün bizim seçimden önceki söylediklerimiz bir bir çıktı. Yani şu anda halkımızın, vatandaşımızın işi çok zor. Allah yardımcıları olsun. Meclise bir kanun getirildi. İnanır mısınız, zaten kanun metnini okuduğumuzda biz bunu mecliste de söylüyorduk. Bir tarafında işte işçiye, memura, vatandaşa zam vermek üzere yetki. Sol tarafında da hangi vergiyle kaç kat artırmak üzere Cumhurbaşkanı'na yetki verildi ki bu böyle olacağı belliydi. Çünkü ekonomi raydan çıkmış durumda. Bizim dev her zaman söylediğimiz gibi kalıcı çözümler bulunmadan, ne bileyim, memlekette hukuk, adalet, istikrar sağlamadan ekonomiyi ben bu şekilde düzeleceğine zaten inanmıyorum. Öyle de oluyor zaten, gördüğünüz gibi. Bugün her şey günübirlik yapılıyor. İnanır mısınız? Meclise bir kanun teklifi geldi. Torba kanunu adı altında. Mesela o kanunda emekliler unutulmuş. Yani şeyde, plan bütçe komisyonunda bu muhalefetin ve vatandaşın hatırlatmasıyla eklendi. Yani o kadar çok alacele yapılıyor ki bazı işler veya liyakatsız ellerce yapılıyor ki, yani düşünebiliyor musunuz? Ülkede bir emekli neydi, bir 15 milyondan bahsediyoruz en az. Bunların ismi bile yoktu kanunda. Sonradan işte bütçe komisyon aşamasında hatırlatıldı. Yani ülke bu şekilde yönetilmeye devam ediyor. Ekonomi çok bozuk. Biz hatta muhalefet olarak meclisin tatile girmemesini, yani bu konuda çözüm bulunacaksa, herhangi bir şekilde bir kanun falan çıkarması gerekirse o da hazır bulunmamızı, çalışmamızı önerdik. Tabii iktidar bu konulardan kaçıyor. Bir önce meclisi kapatıp orada kimsenin konuşmamasını, bunları unutturmak için çaba sarf ediyor. Evet. Şekli bir protestonuz oldu hafta içi. Zamlara tepki göstermek için. Nereden çıktı bu fikir? Vallahi efendim, o fikir şuradan çıktı. Şimdi mazota ve benzine adeta her gün zam geliyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet'in 100. yılını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet kurulduktan sonra bizim çiftçimize, köylümüze verdiği önemi belirtmek üzere, işte memleketin efendisi köylüdür, işte ülkenin kurtuluşu tarımdadır şeklinde birçok sözü deyimi vardı. Ve işte çiftçiyi kara saman deriz. Yani daha önce kara samanla tarla sürülürdü. İşte bunların teknolojiyle gelişmesi, yani bu 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bakarsanız bunların temellerini atmıştı ve böyle gelmişti. Geldiğimiz noktada şu anda vatandaş, çiftçi traktörünü binip tarlasına gidemiyor. Yani parasını ödeyemiyor, mazot alamıyor, işte ilaçlama yapamıyor, vatandaş arabasına binemiyor. Yani oradan bir kıvılcımla, yani 100 yıl öncesine döndük diyebilir miyizden yola çıkarak böyle bir protesto aklıma geldi. Ama daha sonra düşündüm ki o da zor, çünkü eşeğin de maliyetini o gün gördüm. Onun yediği yemi de bir vatandaşın karşılaması zor.
Bu tamamen iktidarın bir şeylere dikkatini çekmek üzere yapılmış bir şeydir, eylemdir yani. Var mı önümüzdeki süreçte farklı protesto tarzları düşündüğünüz? Vallahi efendim bizim, yani ben şahsıma dönük söyleyeyim, ben şahsım olarak biz muhalefet partisiyiz. İktidarın yaptığı iyi şeylere her zaman teşekkür ederiz, saygı duyarız ama vatandaşın aleyhine olan şeylere tabii ki her zaman karşısında her türlü direnci göstereceğiz. Evet. Dün gündem oldu. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu bir açıklama yaptı. İşte CHP ve İYİ Parti'nin ittifakında kaybedenin hep İYİ Parti olduğunu söyledi. Siz katılıyor musunuz Nebi Bey'e? Ya şimdi kaybeden demeyelim de, biliyorsunuz geçmişte bizim partimizin kuruluşundan bu tarafa CHP ile bir birlikteliği oldu. Mesela geçen mahalli seçimlerde büyük şeyler kazanmasında CHP'nin, İYİ Parti'nin, bizim partinin bir rolü büyük. Ha şimdi biz diyoruz ki yani biz sadece CHP'ye büyük şeyi kazandırmak için yokuz. Biz de talibiz büyük belediyelere. Biz asıl bizim şey hedefimiz de seçimlere. Yani geçen haftaki bir meclis grubu ve divan ortaklaşa toplantımızda da bizzat ben de belirttim. Bizim hedefimiz artık biz İYİ Parti olarak kendimiz, yani mücadelemizi kendi başımıza sürdürmemiz. Ha, gerekirse yapacaksa böyle işbirliği mahalle olarak, yani makro düzeyde, mikro düzeyde yapılmasını savunuyoruz. Nebi arkadaşım da söyledi, o diyor mesela şimdi Eskişehir örneğine inersek, şimdi Eskişehir'de yıllardır CHP'li belediye var. Şimdi kalkıp da bizim CHP'li o da ittifakımı onu anlatmak istedi aslında, anladığım kadarıyla. CHP'li ittifakımızın bize bir şey kazandırmayacağı, biz yani biz belediye almak istiyorsak CHP'nin karşısında olmamız gerektiğini söyledi. O Eskişehir özelinde de bence doğru da olabiliyor yani. Onun iddiası. Çünkü Eskişehir milletvekili, onun savı doğru da olabilir. Hatta işte MHP, AK Parti ile bir araya gelinebilir, işte onlar da ittifak kurulabilir gibi bir açıklama yaptı. Sağ muhafazakar kesimden oy almamız gerekiyor gibi açıklamalar oldu. Bunlara ne diyorsunuz? İşte aynı konu dedim yani, Eskişehir'de belediye almak için tabii ki bir araya gelinebilir. Yani ben şunu demek istiyorum, zaten biz şuna karşıyız. Bütün oturup da bir partiyle resmi protokol yapıp Türkiye çapında ittifak yapıyoruz demektense, biz mahallinde partilerle her zaman işbirliği yapabilir. Yani bu CHP olur, MHP olur, başka parti olur. O arkadaşım da onu anlatmaya çalıştı. Afyon da olabilir mi bu? Yani efendim? MHP ile İYİ Parti ya da AK Parti yan yana gelebilir mi burada? Ya şimdi yan yana gelme derken, zaten Afyon'a kimse kimseye düşman değil. Yani Afyon'un menfaati olursa, yani şu anda öyle bir şey görünmüyor da, Afyon'un menfaatine bir şey olursa, ama Afyon'da Eskişehir gibi bir durum yok. Eskişehir'de uzun zamandır, belki 30 sene, 25-30 sene oldu herhalde. Evet. Bir CHP şeyi var o da. Bunu kırabilme noktasında, evet, böyle bir. Onlar ne oluyor? Afyon'da böyle bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yerel seçim yaklaşıyor. 8 ay var dolu dolu. Nasıl? Adayınız kim olacak? Görüşmeler var mı? Talipliler var mı? Sizin gönlünüzden geçen biri var mı? Tabii ki yani, şimdi genel seçim bitti. Yerel seçimlerde önümüzdeki Mart ayında biz de çalışmalarımıza başladık. Yani Afyon merkez başta olmak üzere tüm ilçe beldelerde çalışıyoruz. Yani şu anda faaliyetteyiz. Adaylarımız var, adayları düşünenler var. Tabii ki bunlar biraz zaman uzun olduğu için yani isim bazında zikretmemiz uygun olmaz, ama biz en iyi vatandaşımızın, biz yani İYİ Parti olarak şeyimiz, hiçbir ön yargı davranmadan vatandaşımızın, halkımızın istediği adayı aday göstermek istiyoruz ve bunu da inşallah başaracağız. Bazı isimlerle görüştüğünüz söyleniyor. İşte Önder Artuk'la görüştüğünüz söyleniyor. Ne bileyim, Hüsnü Serteser'le görüştüğünüz söyleniyor. İYİ Parti olarak teklif götürdüğünüz söyleniyor. Böyle bir şey var mı? Doğrudan sorayım ben. Yok, kesinlikle yok. Ben Önder Bey'le bir kere gazeteciler cemiyetiyle mecliste ziyaretimde görüştüm. Bunun dışında hiçbir görüşmem olmamıştı. Bir de seçimden önce gazeteler ziyaretimde görüşmüşümdü. Hüsnü Bey'le de seçimden sonra bir hayırlı olsun telefonu görüşmemiz olmuştu. Yani bizden bu şahıslara giden herhangi bir şey yok. Yani o yanlış haber. Peki, bunu da duymuş olalım. Ama tabii ki her zaman bu demek değildi ki görüşmeyiz. Her zaman görüşebiliriz yani. Sıkıntı yok. 24 Temmuz basın bayramında orada bir açıklamalarınız olmuştu. Afyonspor'a geleceğim ama
Daha öncesinde de işte sizin iktidar tarafından ya da valilik tarafından ya da belediye tarafından düzenlenen toplantıda davet edilmediğiniz yönünde beyanatlarınız olmuştu. Fakat 24 Temmuz Basın Bayramı'na belediye ve valilik organizasyonuna davet edildiğiniz fakat gitmediğiniz yönde eleştiriler var. Davet geldi mi? Geldiyse neden gitmediniz? Buna yanıtınız nedir? Şey efendim, o konu yanlış anlaşılmış yani. Bize davet gelmedi şeklinde bir şey söylemedim. Afyonspor'la ilgili konuda benim başımdan geçen olayları anlattım orada, Afyonspor'un özelinde ve o konuda yapılan bir toplantı olduğunu, ona davet edilmediğimiz. Hani biz de hani orada konuşudan çıktı. Afyon'la ilgili meselelerde iktidar muhalefet ayrımı gözetilmeden tüm milletvekillerinin bir birlik olması gerektiği sonra bir arkadaşımızın sol üzerinden çıktı. Ben de orada yaşadığım olayları anlattım. Yani orada Afyonspor ile ilgili olaylarda gerçekten daha sonra hatta bir gazetemizde de o arkadaşın da cevapları yazılmış. Yani şimdi o arkadaşımız bence gerçeği söylemiyor. Yani ben yine diyor, asıl benim oradaki üstüne bastığım konu hiç değinmeden top taç atıyor. Ben diyorum ki bir kampanya başlattınız. Milletlik adayları bağış yapsın dediğiniz ilk bağışı da ben yaptım. O kulübün başkanı her kim ise, yani o arkadaşın, o Alioğlu, Veloğlu, yani bir telefon açıp da arkadaş teşekkür ederiz, bize bağış yaptınız. Ben de sizin, hani ben oradaki o gönderdiğim paranın da amacı dışında kullanıldığını falan söylemiyorum. Yani hakkıyla kullanılmıştı. O şunu demek istedim. Yani bir cami derneğine bağış yaparsanız bir imam arar, hem teşekkür eder, hem de makbuzumuz nereye gönderelim der şeklinde beyan ettim. O Afyonspor'un o günkü başkanından ben böyle bir yaklaşım görmediğimi, hiçbir şekilde yani ben ne yapayım, biz böyle davranıyoruz, onlar böyle davranıyor demek istedim. 24 Temmuz'daki olaya gelince, ben önce Cuma günü, Perşembe veya Cuma günü olsa gerek, katılacağımı bildirdim. Yani katılımımızı sordular ve katılacaktım. Fakat daha sonra Cumartesi günü, hepiniz de malum oldu, bizim Çay ilçesinde bir kaza oldu. Yani 8, en az 8 kişi vefat etti. Biz bunların pazar günü cenazelerine gittik, işte ailelerini ziyaret ettik. Cenazenin iki tanesi, bir veya iki tanesi Pazartesi günü sabaha kaldı. Ben bu sebeple de arayarak, yani danışmanım arayarak da mazeretimi bildirdi. Cenaze dolayısıyla daha önce katılacağım dediğimiz kahvaltıya katılamayacağımı söyledim. Yani o da öyle herhangi bir protesto bir şey yok. Ya, olay bundan ibaret. Ben mazeretimi de bildirdim. Tabii canım, mazeretimi bildirdim yani şeye. Valilik, işte o düzenleyen komitenin şeyi danışmanım bildirdi. Ve ben de cenaze töreni dedim, çay dedim o gün. Evet, doğru. Pazartesi son cenaze galiba pazartesiye kalmış. Pazartesiye kaldı. Pazartesi sabahın cenazeye gittim. Yani pazar günü bitseydi pazartesi günü ben de şeye katılacaktım. Evet. Yine sizin düzenlediğiniz basın toplantısında Afyonspor'la ilgili konuşurken siz gerekirse yeni Afyonspor'u kurarız yani gibi bir sözünüz oldu. Bunda ciddi misiniz? Böyle bir düşünce, bir fikir var mı? Ya ben şunu söylemek istedim. Yani biz Afyon Karahisar'da birlikte yaşıyoruz. İlimizin bir takımı var. Bu takım hepimizin takımı olmalı. Tüm Afyon'un bu takıma sahip çıkması gerektiğini. Ama yok, illaki biz sizi dışlayacağız. Biz bu işi kendimiz yürüteceğiz diyorlarsa da, yani spor severler için gayet normal bir takım daha kurması. Bunda zor bir şey yok yani. Yani şimdi o arkadaş yazmış kastı ya şurada, yani ben de biliyorum o işlerin hepsini. Biz hayatımız siyasette geçti. Yani o manada bir anlatmak istedim. Zaten daha sonra yeni yöneticilerimiz aramışlar sağ olsunlar. Birkaç kez ziyaret edeceğiz, görüşeceğiz, denk gelemedik. Peki öyle kurarsanız var mı kafanızda bir futbol, şunu getireceğim, bunu getireceğim? Yerel seçimlerde böyle bir vaat duyacağız mı? Valla şöyle anlatayım, şimdi öyle bir şeye girişirsek tabii biz ne yaparsak her şeyin iyisini yapmaya çalışırız yani. Ha, bu karşıdan nasıl görünüyor bilmem ama biz yaptığımız her işte en iyisini yapmaya çalışırız. En iyi futbolcuyla ama bu, o sözü ben orada yani bu şeye bir şey anlamında söyledim. O gazeteci arkadaşa cevap anlamında söyledim. Dedim ya biz gittikçe adamlar geri geri gidiyor yani ben ne yapayım demek istedim. Bu konu bu. Evet. Buradan biraz çıkayım. Zafer Haftası yaklaşıyor. 30 Ağustos, 26 Ağustos arasında Genel Başkan oraya gelecek. Afyonkarahisar'a gelecek. Ne söylersiniz? Nasıl program netleşti? Şöyle izah edelim. Bize
Biliyorsunuz bizim Zafer Haftası bizim ilimiz ve ülkemiz için önemli bir haftadır. Kuruluşun, kurtuluşun, büyük taarruzun başladığı, kazanıldığı topraklarda kutlanıyor. Bu da bizim ilimizdir. Biz de tabii ilimizde bu etkinliklere en üst düzeyde katılmak, en üst düzeyde katkı vermek istiyoruz. Biz il başkanımıza gidip genel başkanımızı davet ettik. Dedik ki ya bu seneki şeylere, kutlamalara Zat Halisi'nde katılmasını istiyoruz, davet ediyoruz şeklinde. Sağ olsun. Derhal edip program yapılıyor. Muhtemelen 26 Ağustos'ta eğer değişiklik olmazsa genel başkanımızla biz de Zafer Haftası etkinliklerinde olacağız. Burada olacaksınız. Tabii Afyon Kalesi'de olacağız. Bu bir nevi de dün genel başkanımız Uluboğlu'da bir Kiraz Festivali'nde yaptığı konuşmada da belirtti. Bir nevi de biz gerek 2020 seçimlerinden sonra gerek mahalli seçimlerin gerekse ondan sonra gelecek genel seçimlerin startını, çakarını inşallah Afyon Karahisar'dan Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklardan hareket ederek biz de buradan başlatacağız. Çünkü tüm teşkilatlarımızın da büyük bir kısmı burada olacak zaten. İl başkanları da galiba anladığım kadarıyla. Tabii yani bu da büyük bir toplantı yapacağız. Yayın öncesi biraz bahsettiniz. Burada da sormak istiyorum. Dün genel başkan Isparta'daydı. Siz de oradaydınız. Dönüşte de Afyon'a mola vermişsiniz. Aslında biz sizden öğrendik bunu. Ne görüştünüz? Valla şöyle, bizim Isparta programımız Uluboğlu Belediyesi'nin Kiraz Festivali vardı. Genel başkanımız da oraya davetliydi. Biz de oraya katıldık tabii, komşu ilimiz. Dönüşte Afyon'da mola vermemizi, bir çay molası vermemizi teklif ettim. O da kabul etti. Sadece orada bir saatlik oturduk, sohbet ettik. Bir de bu Zafer Haftası'dı. Bir de işte partimizin gündemde olan konularında görüş alışverişine bulunduk. Evet. Meclis de kapandı artık. Siz şu an tatilde. Ne yapacaksınız? Bu tatili nasıl geçireceksiniz? İşte tatilde geziyoruz işte Afyon abi. Biz buradayız. Yani halkın içinde olacaksınız. Biz tabii canım, biz yani baştan ben söylüyorum, ben seçim önce de söylüyordum yani. Ben de değişik vekil olacağım, biz değişik vekil olacağız. Böyle işte eşekle, mankeple, belki yarın Karasaban'a gideriz, tarlada Karasaban söyleriz. O yani ya, illa ki biz de bir çocuk yazlıkta gidip bir tatil yaparım. Ama ben şu an hiç yarım istemiyorum. Böyle bundan daha çok zevk alıyorum ben. Yani Afyon'da olup vatandaşla beraber olmak, ben daha çok zevk alıyorum. Evet. Hani birer diyor ya kayboldu diye, beni baksana o günden bu tarafa sosyal medyadan veya basından takip etseler, belki de Afyon'da en çok duran vekili benim de diye düşünüyorum. Peki milletvekili, şu aslında baktığınız zaman şu an İYİ Parti'nin Afyon Karahisar'daki ilk milletvekilisiniz. Evet. Bir önceki dönem Gültekin Bey vardı ama daha sonrasında i̇şte kendi partisine geçti. Bu yüzden çok önem arz ediyor aslında sizin vekilliğiniz. Belediye seçimlerinde Hakan Şeref Olgun nasıl çalışacak? Yani siz ne yapacaksınız özel olarak? Vallahi şöyle anlatayım. Ben İYİ Parti milletvekili olarak Afyon Karahisar'daki tüm belediyeleri kazanmak istiyorum. Kazanmak için elimden geleni yapacağım. Belki milletvekili seçiminden, kendi seçimlerinden daha çok çalışacağım. Mücadele edeceğiz yani. Vatandaşı ikna edeceğiz. Başarılı olduğumuz ölçüde de kazanacağız. Yani ben başka şeyim yok yani, tabii ki ben kazanmayı seven, başarılı olmayı isteyen bir insanım. Yani elimden ne geliyorsa, hatta daha fazlasını yapacağım yani, yapmak isterim. Şimdi 17 ilçe var, 50'ye yakın belde var. Var mı bir hedef? Kaç belediye alacağız Afyon'da? Vallahi şimdi bana sorsanız derler ya, gönlüm ister ki hepsini almak. Yani biz zaten öyle yola çıkacağız. Ama tabii ki ilk başta merkez önem arz ediyor. Önce bir merkezden başlayacağız. Biz her belediyede kazanmak için savaşacağız. Sonuçta vatandaşımız ne takdir ederse olacak. O kadar da belediye kazanacağız. Ama şunu söyleyebilirim, başarılı olacağımıza inanıyorum. Yani farklı bir süreç için. Tabii. Şöyle bakıyorum. Benim sorularım bitti. Çok da uzatmayacağım. Bugün hafta sonu. Sizin de programlarınız vardır. Varsa son eklemek istediğiniz sözlerinizi alalım, bitirelim. Ben eklemek istediğim, diyorum işte yani, buradan tüm Afyon Kayseri hemşehrilerime selam ve saygılarımı iletiyorum. Yani şu ekonomik şartlarda
hayatın bile idame ettirmesini zor zamanlarda hepsinin neler çektiğini biliyorum. Ama ben de İYİ Parti milletvekili olarak her zaman, her daim gece gündüz yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmasınlar. İnşallah her Cenab-ı Allah her şeyin bir çözümünü ve biz mücadelemizi yapacağız. Gerisini Cenab-ı Allah'ın takdirine bırakacağız. Peki. Teşekkür ederiz. Herkese selamlar. Ben teşekkür ediyorum Afyon Postası'na da. Böyle güzel bir tatil sabahı Afyon Kayseri hemşerilerimle birlikte olduğum için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Efendim, Afyon Postası olarak bugün İYİ Parti Afyon Kayseri Milletvekili Avukat Hakan Şeref Olgun'u ağırladık. Kendisine yerel seçimleri sorduk. Büyük taarruz haftasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programını sorduk. Pek çok konuyu masaya yatırdık. Biz farklı konu ve konuklarla sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Bizi takip edin. Şimdilik hoşçakalın. 1 milim mimarlık bağımsız odayı sundu.